أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi kalbi iman, ihlas ile dolan, takva ile, güzel ahlak ile müzeyyen olan bahtiyar kullarından eylesin. İmanda zirveyi yakalamış, ameli salihte doruk noktayı yakalamış ve günahları sıfırlamış bir şekilde sonunda emaneti teslim edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Gökteki meleklerin kendileriyle ilgili istiğfar ettiği, yerdeki canlıların, yuvasındaki karıncaların, sudaki balıkların kendisi için istiğfar ettiği o değerli alimler grubundan olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli gençler, hoca efendiler, bir insanın en büyük düşmanı nefistir. İnsan ya düşmanının eline fırsat verir, düşmanını besler veyahut da düşmanının elindeki imkanları alır, ona imkan vermez. En son dersimizde nefsimizin arzuları ve isteklerinin engellenmesi lazım. Bir çocuk devamlı annesinden emmek ister. Anne çocuğu memeden kesmek için bir takım tedbirler alır demiştik. Eğer anne çocuğu memeden kesmezse çocuk 7 yaşına, 8 yaşına, 10 yaşına kadar emmek ister. Ama bu doğru değildir. Dolayısıyla memesine biber sürer. Çocuk ağzını aldığı zaman ağzı yanar. Her zamanki gibi olmaz. Bir daha o memeyi ağzına almaz. Veyahut da tuz sürer. Neyse. Onun hoşlanmayacağı, rahatsız edeceği şeyler. Bu geçen haftaki dersimizde veya geçtiğimiz en son yapmış olduğumuz derste bu minval üzere yürümüştük. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Tabi bu zordur, kolay değildir. Canın bir şeyi arzu edecek, sen bunu gerçekleştirmeyeceksin. Nefsin bir şeyi arzu edecek, sen bunu gerçekleştirmeyeceksin, frene basacaksın. Buna cihat denmiş. Nasıl cihat denmiş? Cihadı Ekber miydi? Buna cihat-ı ekber mi denmişti? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan döndüğünde, büyük bir savaştan döndüğünde رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ Küçük savaştan büyük savaşa döndük. Küçük cihattan, en küçük olan cihattan, en büyük olan cihada döndük demişti. Neden nefis de cihat en büyük cihattır? Çünkü her daimdir. Gece, gündüz, fakirken, zenginken, alimken, talebeyken, hocayken hiç fark etmez. Yani burada yaş da önemli değil. Gençken, ihtiyarken nefis daima insanla beraberdir. Onunla olan mücadele ne yapıyor? Devam ediyor, bitmiyor. Bir zamanlar askerlerimiz işte Afrin operasyonu yapıyorlardı. Ama sonuçta ne oldu? Afrin operasyonu bitti. Afrin hürriyetine kavuştu. Asayiş berkemal oldu. Askerlerimiz de yuvalarına dönmüş oldular. Yani bir hafta devam eder, bir ay devam eder, iki ay devam eder, sonunda bitiyor yani.
Fakat nefisle cihat bitmiyor. O askerlerin Afrin'de verdikleri savaş bitti ama nefisleriyle verecekleri savaş son nefese kadar devam eder. Devamlı olan bir cihat kolay değildir, zordur. Onun için buna ne denmiştir? Cihadı Ekber denmiştir. Peki biz nefsimizin arzularına gem vuracağız. Bu arzular eğer Rabbimizin onaylamadığı arzularsa, isteklerse zaten şeksiz ve şüphesiz bunlara gem vurdu. Ancak fuzuli mubahlardan da kaçınmak lazım demiştik, değil mi? Yani evet, nefsimizin her istediği kat'i haram değildir. Şüpheli şeyleri de isteyebilir. Mubahların fazlasından da isteyebilir. Mesela hayatında yalanı en büyük ayıp kabul eden bir insana nefis ve şeytan gel yalan söyle demez. Ama onu oturup arkadaşlarıyla saatlerce konuşturursa o konuşma esnasında gıybet olur mu? Olabilir. Suizan olabilir mi? Olabilir. Sağdan soldan başkasından duyduğu haberleri paylaşmış olabilir mi? Olabilir. Peki hani kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'. Bir insana günah olarak her duyduğunu ondan, bundan, şundan duyduğunu doğruymuş gibi nakletmesi yalan olarak, günah olarak ona yeter. Nereden biliyorsun onun söylediğinin doğru olduğunu? Yalan bir haberi nakletmiş olabilirsin. Şimdi mubahların fuzulisinden kaçmak lazım. Ne demişler arkadaşlar? Çok mal haramdan, çok söz yalandan hali olmaz. Yani çok mal varsa, çok mal haramdan, çok söz yalandan hali olmaz. Yani insan saatlerce konuştuğunda ne olur? Bunu konuşmanın esnasında usule uymayan, Rabbimizin rızasına uymayan durumlar, sözler ağzımızdan çıkmış olur. Bu tecrübeyle sabittir. Şimdi diyor ki ثُمَّ عَلَمْ اَنَّ الْمَذْمُومَ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَى فِي الْمُبَاحَاتِ الْإِصْرَارُ عَلَيْهِ اِذْ طَبْعُ الْبَشَرِ لَا يَتَحَمَّلُ الْمُخَالَفَةَ الْكُلِّيَّةَ Mubah olanları azaltmak lazım dedik diyor. Yoksa mubah olanlara hiç bakmamak lazım. Günahlara karşı duruşumuz neyse, helal olmayanlara karşı duruşumuz neyse, mubahlara karşı da duruşumuz öyle olacak anlamında değildir. Çünkü insan yaratılışı itibariyle suya ihtiyacı var mı? Var. Yemeğe ihtiyacı var mı? Var. Uykuya ihtiyacı var mı? Var. İnsan dünyada muhtaç olarak yaratılmış. يَا اَيُّهَا النَّاسِ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Ey insanlar! Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Dolayısıyla dünyada insanın muhtaç olduğu mubahlar ve helaller elbette bunların tamamına sırt çevirmek olmaz. Zira insanın yaratılışı gereği bunlara ihtiyacı vardır. وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّ اِلَى الْغُلُوِّ وَالْاِفْرَاطِ Ve eğer bir insan kalkıp bütün helallere sırtını çevirmiş olsa, bütün mubahlara sırtını çevirmiş olsa, bu dinde aşırılık diye tabir edilen bir yanlışa insanı götürür. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ Yani dininizde aşırıya gitmeyin buyuruluyor. Eğer bir insan yemek ihtiyacını, içme ihtiyacını, uyku ihtiyacını bunları sıfırlayacak olursa buna aşırılık denir. Bu Peygamber Efendimizin öğrettiği bir yol değildir. Hadis kitaplarında okuyan kardeşlerimiz, dersi oraya gelen kardeşlerimiz okumuşlardır. Diğerleri de sırası gelince bunu okuyacaklardır. Hani sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmeinden bir grup kendi aralarında ahiret derdiyle dertlenince dünyanın faniliği, ahiretin dehşeti müzakerelerini yapınca kendi aralarında böyle ahiret duyguları tepe yapmış, tavan yapmış.
Dediler ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi garanti değil bizim cennetimiz, hayatımız. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Bir tanesi dedi ki, ben dedi geceleri hiç uyumayacağım dedi. Uykuyu kendime haram kıldım dedi. Devamlı ibadet, devamlı ibadet, devamlı ibadet. Bir tanesi de dedi ki, ben devamlı oruç tutacağım dedi. Ben de gündüzleri yemeği kendime yasak ettim dedi. Bir grup da dedi ki, ben de dedi artık dedi aile hayatı yaşamayacağım. Eşimle bir yatağı paylaşmayacağım. İbadete gömüleceğim, ibadete kaptıracağım kendimi dedi. Böyle karar aldılar, ciddi karar aldılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah mescide gelince, dün akşam böyle karar alan siz miydiniz dedi. Onlar aferin bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek siması, yüzü kızardı, sinirlendiği anlaşıldı. Dedi ki, içinizde Allah'tan en çok korkan benim ve Allah'ı en çok bilen de benim. Dolayısıyla ben uyurum da ibadet de ederim. Gecenin bir kısmını uykuyla geçiririm, bir kısmını ibadetle geçiririm. Oruç tuttuğum günler de var, oruç tutmadığım günler de var. Eşlerimle, ailemle hayatımı bir yatağı paylaştım, paylaşırım. Paylaşmadığım saatler de var. Benim yaptığımı yaparsanız doğru yolu bulursunuz. Değilse sapıtırsınız diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi biz ibadete ağırlık vereceğiz diyerek geceleri sabaha kadar hiç yatmayacak olana Efendimiz izin verdi mi? Vermedi. Meşhurdur İsmaila Camisi'nin müezzini Hasbi Hoca Efendi meşhurdur. Onun ben sohbetlerini dinledim. Esprili sohbetleri vardı. Efendim, o kendisi kürsüde anlattı. Dedi ki, biz talebe olduğumuz dönemlerde İsmail Ağa'da Efendi Hazretlerimizden ders okuyor bekar olduğu dönemlerde. Diyor ki, dervişliğimiz tuttu bizim. İsmail Ağa Camisi'nin merdivenlerinden yukarı çıkınca sağ tarafa döner dönmez merdivenlerden yukarı çıkar çıkmaz sağ tarafta bir oda vardı. Efendi Hazretlerimizin odası o zamanlarda orasıydı. O caminin arka tarafı yoktu. Orası boşalandı, sonradan yapıldı. Onlar o Efendi Hazretlerimizin odasında gece kalıyorlar. O zaman da halı yoktu. İnce kilim gibi bir şey vardı. Diyor ki rahmetli, diyordu ki, biz iki arkadaştık diyor, dervişlik yapalım dedik, efendim o kilimin üzerine yatalım dedik. Süngerin üzerine yatmayalım, sert yerde yatarsak gece kalkıp teheccüd namazı kılmış oluruz. Rahat yatakta süngerde yatarsak gece kalkamayız. Başladık diyor o tabiri caizse taşların üzerine yatmaya, ince bir kilim vardı. Efendi Hazretlerimiz bize dedi ki, Hasbi, bu iş böyle olmaz. Marifet, taşın üzerine yatıp teheccüde kalkmak değildir. Marifet, yatakta ve süngerde yatmak ve teheccüde kalkmaktır. Taşın üzerine yatarsın, bir gün, iki gün, üç gün kalkarsın, dördüncü gün hasta olursun, bir daha kalkamazsın. Marifet nerede? Marifet, normal yatağında yatacaksın ama teheccüde de kalkacaksın. Öbür türlü, taşın üzerine yattın, bir gün, iki gün, üç gün, sonra üşüttün, bir ay, iki ay, hasta yatacaksın. Normal namazında da camiye gidemeyeceksin. Niye böyle oldu? Taşın üzerine yattığın için. Demek ki marifet neredeymiş? Taşın üzerine yatıp teheccüde kalkmakta değil. Normal yatağında yatacaksın, teheccüde de kalkacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi şerifi var arkadaşlar. Nefsüke matiyyetüke ferfuk biha. Nefsüke matiyyetüke ferfuk biha. Ne demek? Nefsüke senin nefsin, matiyyetüke senin bineğindir. Ferfuk biha, ona acı, rifkatle muamele eyle. Buradaki nefsin dediği şu bedeni kastediyor. Beden ruhun nesidir? Bineğidir.
Ruhumuz nerede kendisini gösteriyor? Şu bedende gösteriyor. Madem ki bu beden bizim bineğimizdir, insanın arabası sağlam olması lazım, atı sağlam olması lazım ki onunla uzun yola gidebilsin. Yani şu beden bizim kullandığımız, tabiri caizse bineğimizdir. Namaz kılacaksak bu bedenle kılıyoruz, oruç tutacaksak bu bedenle, hacca gideceksek bu bedenle, umreye gideceksek bu bedenle bunları yapıyoruz. Dolayısıyla bu bedeni, bu ibadetleri sağlıklı bir şekilde yapmasını elverişli hale getirmek doğrudur. Yoksa bu ibadetlerin tamamından kesilecek şekilde yemeyelim, içmeyelim, uyumayalım, efendim, nefsin arzularının hiçbirisini yerine getirmeyelim diyemeyiz. Buna bu şekilde yapılmasına müsaade söz konusu değildir. Buna ne denir? İfrat denir. Arkadaşlar, bir ifrat var, bir de tefrit var. İfrat var, tefrit var. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı ne çok az olan, ne çok fazla olan, belki ortada olandır. Dolayısıyla bir insan hiç yemek yemezse açlıktan perişan olur. Çok yerse bu da zarar, buna ifrat diyoruz. Hiç yememeye ne diyoruz? Tefrit diyoruz. İfrat da yasak, tefrit de yasak. Peki normali nedir, doğrusu nedir? Hayatını sürdürecek, ibadetlerini yapacak kadar, çalışması gerektiği o işlerini gerçekleştirecek kadar yemesi normaldir. Onlardan aciz kalacak kadar yemekten çekinmesine ne deniyor? Tefrit deniyor. Bu doğru değildir. Buna izin yoktur. Fazla yemesine de ne deniyor? İfrat deniyor. Buna da izin yoktur. Menhiyyun anhu. Bu ifrat da yasaktır, tefrit de yasaktır. وَلَيَنَّهُ يُورِثُ الْمَلَالَةَ وَالسَّآمَةَ الْمُؤَدِّيَةَ اِلَى عَدَمِ الْمُدَاوَمَةِ الْمَذْمُومِ جِدَّنْ فِي الْعِبَادَةِ Kıymetli dostlar, hoca efendiler, bir insanın ibadette neşeyi yakalayabilmesi için bedendeki sağlık ve sıhhati önemlidir. Eğer insanda bıkkınlık varsa, hastalık varsa, başım ağrıyor, dişim ağrıyor, dilim ağrıyor, belim ağrıyor, ayağım ağrıyor, bu insan bu ağrılar, sancılar içerisinde namaza dursa çok huzurlu bir namaz kılabilir mi? Ders çalışmaya otursa çok huzurlu bir ders yapabilir mi? Yapamaz. Öyleyse ibadetlerinde ciddiyetini yakalayacak, hevesini sağlayacak, sağlıklı bir ibadet yapmasını temin edecek şekilde kendi vücudunun ihtiyaçlarını görmesi lazım. Bu ihtiyaç içecek olabilir, bu ihtiyaç yiyecek olabilir, bu ihtiyaç uyku olabilir. Eğer bir insana uykusuzluğu sebebiyle bir ağırlık çöküyorsa, açlığı sebebiyle bir ağırlık ve bıkkınlık çöküyorsa veya susuzluğu sebebiyle çöküyorsa, bu ibadetten hevesini alamayacak, ibadetten lezzet alamayacak. İbadetten lezzet alamayınca ne olacak? Soğuyacak ibadete karşı, tembelleşecek ibadete karşı. İşte insanın mubahlardan muhtaç olduğu kısmını yerine getirmediği takdirde ibadete karşı, ibadetteki devamını temin edecek güç ve enerjisini kaybeder. Enerjisini kaybedince bu sefer ağırlık, çöküntü gelir onun üzerine, ibadete karşı, dersine karşı, kulluğuna karşı, zikrine karşı, böyle bir gevşeklik meydana gelir. İbadetlerde önemli olan arkadaşlar, ibadetin bir gün, bir ay, bir hafta zirve yapması, tavan yapması değildir. İbadetlerde önemli olan sürekliliktir. İbadetlerde önemli olan sürekliliktir. Bir hafta her gece teheccüd namazına kalktık, 2 saat teheccüd namazı kıldık, ondan sonra bir daha teheccüd namazı kılmadık. Böyle yapmak mı daha doğru? Her gece kalkıp 2 rekat kılıp ömür boyu kılmak mı daha doğru? Eğer bir hafta yoğunlaşıp
ondan sonra veya bir ay yoğunlaşıp ondan sonra hiç kalkmamaktansa efendim ikişer rekat, dörder rekat ne kadar becerebiliyorsa, yapabiliyorsa devam edebileceği bir ameli üstlenmesi doğru olur. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا veya اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْبَمُهَا وَاِنْ قَلَّ. Yani Allah Celle Celaluhu nezdinde ibadetlerin en sevgilisi, az da olsa en devamlı olanıdır. Büyüklerimiz ne demişler? Damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur. Onun için ibadetlerde, kullukta en önemli olan şey nedir? Devamlılıktır. O zaman ibadetteki devamlılığımızı sağlayacak kadar sağlığımızı, bedenimizi, ihtiyaçlarımızı görmek ne değildir? Nefsi beslemek değildir. Düşmanımız olan nefsi beslemek değildir. Belki ibadete güç ve kuvvet bulalım diye bunu yaptığımızdan dolayı bu ibadetin ta kendisidir. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ya eyyühennâs, ey insanlar! Hudû minel a'mâli mâ tutîkûnehu. Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Gücünüzün yetmediğini yapmayın. Gücünüzün yetmediği amellere bulaşmayın. Yapabildiğiniz amelleri yapın. Fe innallâhe teâlâ lâ yemellu hattâ temellû. Normal manasını vereyim, hakiki manasını vereyim, sonra mecazi manasını, kastedilen manasını vereceğim. Siz yorulmadıkça Allah da yorulmaz. Siz yorulursanız Allah da yorulur demek oluyor. Peki bu hakiki manasıdır. Mecazi manası nedir? Yani siz yorulup ibadetten yüz çevirmedikçe Allah da sizden yüz çevirmez. Eğer yoruldum deyip ibadetten yüz çevirirsen o zaman Allah da senden yüz çevirir. Onun için ibadetten bıktım, usandım, bırakıyorum dediğimiz zaman sen bıktınsa ben de senden yüz çevirdim, veriyordum sana, şimdi ben de vermiyorum sana. Burada Cenab-ı Hakk'ın yorulması demek, kul ibadetten yüz çevirince Allah da ondan ne yapıyor? Yüz çeviriyor demektir. Münafıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, nesullâhe fe nesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu diyor. Yani şimdi unutmak, bizim birbirimizi unutmamız, bir şeyleri unutmamız normal de Allah unutur mu? Burada mecazi mana kastedilmiştir. Unuttuğun zaman terk ettiğin gibi onlar Allah'ı terk ettiler, Allah da onları terk etti. Allah'ın bize ihtiyacı yok, bizim ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz Allah'a sırt çevirirsek, sırtımızı çevirirsek Allah da bizi sırtını çevirir. Buradaki Allah'ın sırtını çevirir ifadesi bizim sırt çevirmemiz gibi değildir. Ne kastediliyor bundan? Mecazi mana kastediliyor. Yani Allah bizimle ilgilenmiyor demektir. Bize rahmetini yağdırmıyor demektir. Eğer biz Cenab-ı Hakk'a sırtımızı çevirirsek Cenab-ı Hak bize özel bir dost muamelesi yapmıyor demektir. Yoksa Allah kimseyi unutmaz. Ne dostu ne gavuru hiç kimseyi unutmaz. Ancak dostça hatırlamak vardır. Efendim, bir de her şeyi hatırladığı gibi, bildiği gibi bilmek vardır. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey insanlar! Siz yorulmadıkça Allah da yorulmaz. Siz bıkmadıkça Allah da bıkmaz. Yani siz ibadete karşı yorulup ondan yüz çevirmedikçe Allah da size vermekten yüz çevirmez. Eğer siz artık yoruldum, bıktım, yeter bu kadar deyip de kenara çekilirseniz Cenab-ı Hak da verdiğim yeter be, daha da vermiyorum der, rahmetinden sizi mahrum bırakır. وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ وَاِنْ قَلَّ.
Ve şunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca söylemiştir. Amellerin Allah'a en sevgilisi madame devam eden ameldir. Ve in kalle. Sahibi bir amele devam ediyorsa, az da olsa en sevgili amel odur. Benim dikkatimi çekmişti kitapta okuduğumda, ama bu hadis-i şerifle birleştirdiğim zaman yani bir bütün haline gelmiş oluyor, kafamda şablon oturmuş oluyor. Allah dostlarından birisi zuhuratta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kalabalık bir grup içerisinde görüyor. Kendisi de o grubun içerisinde. Tanıdığı arkadaşları da var Allah dostlarından. Onlar da o grubun içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna değil de arkadaşına iltifat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor zuhuratında. Ya Resulallah, hep arkadaşıma iltifat ediyorsun, bana hiç iltifat etmiyorsun, diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ona, bu iltifat ettiğim arkadaşın var ya, her namazdan sonra Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim der. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed 3 kere söyler. 3 kere arkadaşlar, 33 kere değil. Fakat bunu ne zaman söylüyor? Her namazdan sonra söylüyor. Ne var burada? Bir devamlılık var. Yani bu benim iltifat ettiğim senin arkadaşın, senden farklı bir özelliği var. Nedir o? Her namazdan sonra Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim der. 3 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed der. Bu nedir? Bunu otomatiğe bağlamış. Her namazdan sonra bunu söylüyor. Ya bu 3 keredir, çok fazla değildir. Çok değildir ama amellerin en sevgilisi hangisidir Allah'a Celle Celaluhu? Devamlı olanıdır. Onun için arkadaşlar, insan hayatını normlar üzerinde oturturken, yani hayatının düzenini kurarken ibadet düzeni üzerine kurmalıdır. Yani bir defa bir haftalığına, bir aylığına ibadete gömülüp ondan sonra bıktım artık, yani hevesim gelmiyor diyecek durum uygun değildir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Paylaşayım sizinle. Bir adam, 3 kişi bir araya gelseler, deseler ki biz üçümüz bir kurban alalım kurban bayramında. Kaç lira kurban? 6.000 lira. Tamam, 2'şer 1.000 lira verelim, 6.000 liraya 3 hisse kurban alalım dediler. Ve 6.000 lira vererek, 2'şer 1.000 lira vererek bir kurban alsalar. Kurbanda, büyük hayvanda kaç hisse olur en çok? 3 müydü? 7 miydi? 7'ydi. Sonra bu 2.000 lira biraz gıdıkladı onları. Fazla geldi. 2 kişi çıktı piyasaya veya 3 kişi daha geldi. Ya biz de sizin kurbanınıza ortak edin. Biz de size ortak olalım. Bunun yağlı tarafı neresi? Eğer 3 kişi daha bunlara ortak olursa doğru, 7 kişi, 7 tane hisse olabilir. 4 kişi bile gelebilir. Ne olmuş olacak? Bir defa kurban olacak. Bir de bunlar 2'şer 1.000 lira vereceklerdi. Şimdi kaçer 1.000 liraya vermiş olacaklar? 1.000'er lira verecekler değil mi? 6 kişi olunca, 3'er kişi, 3 kişi 2'şer 1.000 lira veriyorsa, 6 kişi olurlarsa kaçer lira verecekler? 1.000'er lira verecekler. 1.000 lira kârları olacak her birisinin. Peki bu olur mu? Doğru mudur? Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Buraya dikkat etmenizi özellikle arkadaşlar istirham ediyorum. Çünkü burada şöyle bir espri var. Bir adam kurbanı et için mi keser, Allah için mi keser? Allah için keser.
O zaman biz kurban için verdiğimiz 2000 lirayı et için mi verdik, Allah için mi verdik? Allah için verdik. Sonra 3 kişi daha geldi, bizim kurbana ortak oldu. Onlar biner lira ortaya koyunca biz ne yapacağız? Biner lira cebimize koyacağız. Ne demiş oluyoruz biz? Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için ben 2000 lira gözden çıkardım, verdim. Pişman oldum, şunun 1000 lirasını versene bana. Burası işte olmuyor arkadaşlar. Bir insan Allah için, Allah rızası için 2000 lira çıkardıysa bunun bir kısmını geri alamıyor. Ömer Nasuhi Hazretleri Büyük İslam İlmi Halinde diyor ki, böyle durumlarda mekruhtur ortak almaları. Eğer ortak alırlarsa, yeni gelen ortakların verdiği parayı bunlar ceplerine koymayacak, fakir fukaraya tasadduk edecekler. Neden? Çünkü ya Rabbi, ben senin rızanı kazanmak için 2000 lira cebimden çıkardım, senin rızan için verdim, gitti demiş oldu. Şimdi Allah'tan bu geri istenmez, ayıptır. Dolayısıyla arkadaşlar, biz bir amele başladığımız zaman, yoğunlaştığımız zaman, Allah'ım ben sana yaklaşmak için bu ibadetleri yapıyorum diyoruz. Sonra bir hafta sonra vazgeçtik, bir ay sonra vazgeçtik. Allah'ım sana ulaşmak için ben bir takım ibadetlere başlamıştım ama ben pişman oldum, vazgeçtim demiş oluyor. Bu ise fotoğraf itibariyle çirkin bir fotoğraftır. Bilmem burasını anlatabildim mi arkadaşlar? Bir insan bir amele başladıktan sonra bunu bırakması hangi yönüyle çirkindir? Yani Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum, senin rızanı ve sevgini kazanmak istiyorum. Bunu yapmak için de ben bu ameli benimsedim, yapıyorum, dedim, başladım. Devam ediyorum, bir ay sonra vazgeçtim, yapmıyorum. Allah'ım ben sana yaklaşabilmek için, sevgini kazanabilmek için böyle bir amele başlamıştım ama pişman oldum. Lisan haliyle bunu demiş oluyor. Bundan dolayıdır ki amelin çokluğu önemli değil. Hangisi önemlidir? Sürekliliği önemlidir, devamlılığı önemlidir. Arkadaşlar, bizim şimdi örnek vereyim size. Buradaki fırın, Lütoğulları fırını, sene boyu bizim ekmek ihtiyacımızı görüyor. Her gün ekmek ihtiyacımızı görüyor. Halden Kemal Yavuz abimiz var. Her hafta bizim bütün kursların sebze ve meyve ihtiyacını kendisi görüyor. Efendim, yumurta ihtiyacımızı gören erişler var, kumbasarlar var. Bunlar sürekli. Yumurta ihtiyacı olunca gidiyoruz onlardan, işte ayda bir alıyoruz. Kağanlar var peynir ve zeytin noktasında. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Ne zaman lazım? Her hafta mı? Her ay mı? Ayda bir mi? Sürekli bunlar bunu veriyorlar. Bunlar mı, bu şekil mi daha iyi? Birisi gelse bir gün 100 bin lira para verse, gıda alın dese, o mu daha iyi? Elbette bir hizmetin sürekliliği çok farklı şeydir. Bir adam gelir birden 100 bin lira verebilir, 500 bin lira da verebilir. Siz o 100 bin lirayı, 500 bin lirayı bir hafta içerisinde harcarsınız. Hizmet olduktan sonra harcarsınız. Bu da güzeldir ama en güzel hangisidir? En güzel bu işin sürekliliğidir. Başka bir örnek vereyim size. Mesela gönlümüzde Efendi Hazretlerimize karşı ciddi bir sevgimiz var. Deseler ki bize, huzurunda bir gün veya 2 gün sana hizmet imkanı verdik. Bunu mu kabul edersin? Tercih edersin? Yoksa artık sen senelerce burada her gün 1 saat, 2 saat hizmet için sana nöbet yazalım deseler, hangisini tercih edersin? Devamlı huzurda olmak ayrı şeydir. Bir kere, 2 kere huzurda olmak ayrı şeydir. Yani ibadette 1 defa, 2 defa kısa bir süre yoğunlaşıyoruz ibadete. Ondan sonra sırtımızı çeviriyoruz ibadetten, o güzel alışkanlığımızdan vazgeçiyoruz. Bunun yerine böyle olacak olmaktansa bir amelde süreklilik önemlidir.
Açtım Kur'an-ı Kerim'i bir gün, 10 cüz okudum, 15 cüz okudum, 20 cüz okudum. Ama bir daha sene bitinceye kadar Kur'an-ı Kerim'i elime almadım. Öyle yapmaktansa her gün 10 sayfa oku daha iyidir, daha kârlısın. Arkadaşlar, amellerde süreklilik ve devamlılık önemli olduğu için mürşidin-i izam, Allah dostları, evliyaullah, ders verdikleri müritlerinin derslerini düzenli yapmamaları konusunda çok ciddi bir şekilde uyarmışlardır. Madem yapmayacaktın, niye aldın? Madem aldın, neden yapmıyorsun? Evliyaullah, ders almayan insana kızmaz. Öyle bir hakkı yoktur, kızmaz. Ama dersini alıp da yapmayan insana kızar. Niçin kızar? Çünkü insan dersi yapmak için alır, yapmamak için almaz. Peki, bir insanın aldığı dersin anlamı nedir? Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana dost olmak istiyorum. Ben masivayı kalbimden atmak istiyorum. Aşkını, muhabbetini, sevgini kalbime yerleştirmek istiyorum. Sahipsiz, başıboş dolaşan birisi değil, önderi olan, lideri olan, muktedâ bihi olan, mürşidi olan, dellali olan bir insan konumunda sana kısa yoldan gelmek istiyorum demiş oluyor. Mürşidi de ona diyor ki, gel evladım, madem sen Allah'a ulaşmak istiyorsun, benden de yardım istedin, ben sana yol göstereyim, bu yolda yürü, Allah'ın izniyle kısa zamanda ulaşırsın. Başka şekilde ulaşamayacağın noktalara ulaşırsın diyor. Şimdi, tamam ya Rabbi, niyet eyledim sana ulaşmaya, senin dostların kervanına katılmaya diyorsun, yola giriyorsun. Bir hafta, bir ay iyi gidiyor, ondan sonra yan gele Zeydun. Olmadı işte bu. Bu olmadı. Amellerin en faziletlisi hangisidir? En devamlı olanıdır. Onun için her gün la akal, ne demek la akal? Daha aşağı olmamak kaydı şartıyla şu kadar zikredeceksin. Çoğuna hudut yoktur. Bir gün boş vaktin fazladır. 5.000 çekeceğin yerde 10.000 çekersin, 20.000 çekersin, fırsatın olur, daha fazla söylersin. Allah, la ilahe illallah, ne diyeceksen, görevin neyse, onu daha fazla söylersin. Ama la ekal dediği, her gün en az bu kadar, bundan aşağı düşmeyecek demiş oluyor. İşte bir insan, her gün düzenli yaptığı zaman o vazifesini, ne olmuş oluyor? اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّا. Amellerin en faziletlisi, en devamlı olanıdır, az da olsa müjdesine erişmiş oluyor. An Aişete radıyallahu anha, "Huzû minel ameli mâ tutîkûnehu." Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha buyuruyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Ümmetim, ameller içerisinde gücünüzün yettiği, yapabileceğiniz amelleri alın. فَوَاللّٰهِ لَا يَسْأَمُ اللّٰهُ تَعَالَى حَتَّى تَسْأَمُوا." Yani siz usanmadıkça Allah usanmaz. Biraz önce zikreden hadis-i şerifin bir başka boyutu. Arkadaşlar, وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالْ. Hazreti Ali Efendimizin de radıyallahu anh bu konuda bize bir tavsiyesi var. Bu tavsiye de çok önemli arkadaşlar. Nedir bu tavsiye? Diyor ki, رَوِّحُ الْقُلُوبِ فَاِنَّهَا اِذَا اُكْرِهَتْ عَيَّتْ. Kalplerinizi rahatlatın. Yani canın sıkıldı, moralin bozuldu. Ne yapman lazım? Yoruldun. Kahve iç. Ne yapman lazım? Kendini toparlaman lazım. Öyle bıkın
ve usanmış bir vaziyette ders çalışamazsın. Namaz da kılamazsın. Yani kendini bir rahatlatacaksın. Ne ile rahatlatıyorsun? Spor mu yapacaksın? Spor yap. Yüzme havuzuna mı gideceksin? Yüz. Biraz kestirmen mi gerekiyor? Kestir. Yani kalpteki o heyecanı, kalpteki o sevgiyi yakalamak lazım. Eğer gittiyse o mutluluğu yakalayabilmek için, o hevesi yakalayabilmek için spor mu yapman gerekiyor, yatman mı gerekiyor, koşman mı gerekiyor, kahve mi içmen gerekiyor, çay mı içmen gerekiyor, kantine mi gitmen gerekiyor? Neyse onu yapacaksın. Niçin yapacaksın? Kahve içeceksin. Diyelim ki canın kahve istedi. Üzerindeki yorgunluğu atabilmek için. Kardeşim sen burada kahveyi niçin içiyorsun? Şöyle kendime bir geleyim. Ondan sonra dersimi ona göre çalışayım, namazımı ona göre durayım diye. Orada kahve içmek, tesbih çekmek gibi ibadettir. Orada çay içmek, eğer çay bunu sana sağlayacaksa, nedir? Tesbih çekmek gibi ibadettir. Eğer havuza gidip yüzmek sana bunu sağlayacaksa, tabii nefsin aldatmaması lazım seni, eğer bunu sana sağlayacaksa, bu niyetle orada yüzmek nedir? Tesbih çekmek gibi bir ibadettir. فَاِنَّهَا اِذَا اُكْرِهَتْ Çünkü kalpler ikrah edildiği zaman, yani kalplerde bir kerahat meydana getirildiği zaman, bir soğukluk, bir sevimsizlik meydana geldiği zaman ayyet, acizleşir. Yani arkadaşlar, şimdi bir insanın içinden gelmediği şey ne olursa olsun, yemek yemek bile olsa yemiyor değil mi? Ne yapıyorlar bazen çocuğu yedirmek için? Çocuk yemek istemiyor. İşte değişik yöntemler uyguluyorlar. Efendim, yok Ahmet'e vereceğim yemeği sen yemezsen, o yok ona verme, ha, bana ver gibi öyle korkuturlar. Veyahut da işte bir takım çizgi filmleriyle beraber yemek yedirirler. Yani bir insanın içerisinde iştah olmadığı zaman yemek bile yemiyor. Yemek yemediğine göre bu insan içerisinde namaz iştahı yoksa, zikir iştahı yoksa, Kur'an okuma iştahı yoksa, efendim bu Kur'an okumaz. Onun için o iştahı artıracak tedbirleri bulmak lazım. Onları aramak, araştırmak lazım, bulmak lazım diyor. وَعَنْ اَبِ الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ قَالْ اِنِّي لَاَسْتَجِمُّ نَفْسِي بِاللَّهْوِ لِيَكُونَ عَوْنًا لِي عَلَى الْحَقِّ Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, ben diyor, nefsimi, bedenimi, efendim gemlerim. Neyle gemlerim? Billahvi. Yani ben bir yerde baktım ki ibadete karşı soğukluk meydana geldi, namaza karşı soğukluk meydana geldi, derse zikre karşı soğukluk meydana geldi. Ne yapmam lazım? Canlı, heyecanlı olabilmek için ne yapmam lazımsa bunu yaparım diyor. Niçin yaparım? O canı ve heyecanı yakalayabilmek için. لِيَكُونَ عَوْنًا لِي عَلَى الْحَقِّ Hakkı yaşama noktasında bana yardım etsin diye. Peki böyle olunca فَحَيْنَئِذٍ لَا بُدَّ أَحْيَانًا أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنَ الْمُشْتَهَيَاتِ الْمُبَاحَاتِ اِسْتِرَاحَةً مِنَ التَّعَبِي Sonuç nereye geldi arkadaşlar? Bir insan kulluğunu yaşarken, Allah'a doğru yürürken, yapması gereken vazifeleri neşeyle, hevesle yaparsa güzel yapar, fazla yapar veya devamlı yapar. Eğer neşesi kaçarsa veya hastalık, afiyetsizlik gibi yorgunluk, bıkkınlık gibi şeyler olursa bunları yapamaz. Onun için biz mubahlara sırtımızı tamamen çevirmeyiz. Bu beden bizim bineğimizdir. Bunun ihtiyaçlarını görmeliyiz ki o da bizim ihtiyaçlarımızı görmelidir. Ne diyor? لَا سَمُرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ Efendi Hazretlerimizin sohbetteki ifadesi aynen orijinal şekliyle. İyi insanlar yatsıdan sonra konuşmazlardı, hemen yatarlardı. Geç saatlere kadar yatmamak iyilerin adeti değildir. İyiler ne yaparlar? Erken yatarlar. Çünkü bu bedenin neye ihtiyacı var? Uykuya ihtiyacı var. İhtiyacını görüp gece kalkıp namaz kılması, Kur'an okuması, istiğfar etmesi, kendisine, anasına, babasına,
ülkesine, milletine, geçmişlerine dua etmesi lazım. Bunu yapabilmesi için de vaktinde yatıp uyuması lazım. Evet. فَحِينَ اِذٍ لَا بُدَّ اَحْيَانًا اَنْ يَتَنَابَلَ مِنَ الْمُشْتَهَيَاتِ الْمُبَاحَاتِ Öyleyse nefsimizin, canımızın, bedenimizin mubah olan arzularının bir kısmını yerine getirmek veya bazen yerine getirmek lazım ki efendim istirahaten minet tabi yoruldum, bıktım, hevesim kalmadı ona söyletmemek lazım. Ha ne derler arkadaşlar? Affedersin köpek zorla ava gitmez. Gitse de yakalamaz. Yani insan içerisinde heves olmayınca olmuyor bu iş. Sizinle beraber arkadaşlarınızdan hafızlığa başlayan niceleri olmuştur. Bir kısmı sizden daha zekiydiler ama devam etmediler. Neden devam etmediler? Hevesleri kaçtı onun için. Öyle veya böyle hevesi olsaydı gider miydi? Gitmezdi. Hevesi kaçınca daha zeki, birçoğumuzdan daha zeki ama hevesi olmayınca hafızlık olmadı. Aynı şekilde Arapça da öyledir. Birçok arkadaşımız Arapçaya devam etmemiştir. Niye devam etmemiştir? Hevesi bitmiştir ondan. O zaman bizim ibadetlere, bizi Allah'a ulaştıracak vazifelere, hevesimizi artıracak olan şeyler neyse bunu ihmal etmemek lazım diyor. Ve teharruzen ani's-saameti ve tahriken lin-neşati ale'l-ibadeti. Bıkkınlıktan kendimizi koruyabilecek tedbirleri almak lazım. İbadetteki hevesimizi artıracak tedbirler almak lazım. Felize qala'l imam hucetul İslam rahimehullah. Hucetul İslam İmam-ı Gazali için söylüyorlar. Hüccetül İslam İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle söylemiştir. لَوْ سَكَنَ نَشَاطُهُ وَضَعُفَ رَغْبَتُهُ وَعَلِمَ أَنَّ التَّرَفُّهَ بِالنَّوْمِ اَوِ الْحَدِيثِ وَالْمِزَاحِ فِي سَاعَةٍ يَرُدُّ نَشَاطَهُ فَذَٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ اَدَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَالِ Ne dedi arkadaşlar? Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri diyor ki bir insanın diyor hevesi kaçtı. Hevesi yok. İbadete karşı hevesi yok. Rağbeti azaldı. Fakat biliyor ki bu uykusuzluktan kaynaklanıyor. Biraz uyursam bu yorgunluk üzerimden kalkacak. Veya arkadaşlarımla biraz sohbet edersem bu yoğunluk, yorgunluk üzerinden kalkacak. Veya biraz spor yaparsam bu üzerinden kalkacak. Veya arkadaşlarımla şakalaşırsam, gırgır şamata yaparsam biraz kendime gelmiş olacağım. Bunu bilirse bu adam diyor فَذَٰلِكَ اَفْضَلُ لَهُ مِنْ اَدَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَالِ Bunları yapmaktansa ben gene üşene üşene de olsa, hevessiz hevessiz de olsa nefsimi kızdırmak için namaza devam edeyim. Diyor ki burada namaz kılması mı daha faziletlidir yoksa arkadaşlarla şakalaşması mı daha faziletlidir? Eğer o şakalaşmak veya uyku veya bir spor aktivitesi onun hevesini, neşesini artıracaksa o sporu yapmak veya uykuyu uyumak veya arkadaşlarıyla gırgır şamata yapmak hevessiz hevessiz namaz kılmaktan daha faziletlidir diyor. Bir tarafta adam namaz kılıyor ama yorgun bir şekilde, bıkkın bir şekilde, hevessiz bir şekilde efendim böyle namaz kılmaktansa o hevesi yakalamak maksadıyla bir takım aktiviteleri gerçekleştirmek daha faziletlidir diyor. فَفِي الْحَقِيقَةِ هَذَا اِتِّبَاعٌ لِلْشَرْعِ لَا لِلْهَوَى الْمَحْضِ Gerçek şudur ki böyle yaptığı zaman heva ve hevesine uymuş olmuyor. Şeriat-ı Garra-i Muhammedi'ye uymuş oluyor. Çünkü daha güzel ibadet yapabilmek için, daha kaliteli ibadet yapabilmek için bunu gerçekleştirmiş oluyor. Bundan dolayıdır ki nevmul alimi hayrun min ibadetil cahil denmiştir.
alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü alim uyurken ne niyetle uyur? Derse, ilmi meselelere daha net, berrak bir kafa ile çalışıp milletin meselelerini çözebilmek için, daha net çözebilmek için uyku uyumam lazımdır der. Bu niyetle uyuduğu için onun uykusu efendim cahilin ibadetinden daha faziletlidir. Burada diyor ki bir insan diyor Ramazan'da teravih kılacak. Fakat öyle uyku var ki böyle sallanıyor. Bu insan o uykulu uykulu teravih kılmaktansa yatsın aşağı. Efendim temcit vaktine doğru, seher vaktine doğru o zaman kılsın teravih namazını, daha faziletlidir diyor. Hiç olmazsa ayık ve uyanık bir şekilde, hevesli bir şekilde kılmış olur. Bir de burada diyor ki arkadaşlar, paylaşıyorum sizinle, kitapta olan şeyi benim dikkatimi çektiği için bir de işaretledim onu şöyle. Hoşunuza giderse cebinize koyarsınız, hoşunuza gitmezse çöpe atarsınız. Diyor ki, وَيُكْرَهُ لِلْمُقْتَدِي اَنْ يَقْعُدَ فِي التَّرَاوِيحِ فَيَقُومَ عِنْدَ الرُّكُعْ لِمَا فِيهِ مِنْ اِظْهَارِ التَّكَاسُرِ. Mesela teravih namazı kılıyoruz, hele bir de hatimle olunca, efendim oturuyoruz, tam imam rükûa varacağı zaman kalkıyoruz, Allahu Ekber, biz de rükûa, rekata yetişmiş olduk. Diyor ki, burada bir tembellik izharı var. Yani ibadete karşı böyle iştahlı bir insan gibi değil, ya iştahsız bir insan görünümü var. Bu mekruhtur diyor, bu yakışmaz bir Müslümana, yakışmaz, Hafız Efendi'ye hiç yakışmaz. Nasıl olsa sayfanın nerede biteceğini biliyor. Vatandaş bilmiyor. Nasıl olsa ben biliyorum sayfa nerede bitecek. Son ayette Allahu Ekber. O zamana kadar efendim oturuyor, ondan sonra kalkıyor. Diyor ki ve yukrahu lil muktedi en yek'ude fit teravih fe yekuma inde rükû lima fihi min izharit tekesül ve teşbihül münafık. Kime benzemek vardır? Münafığa benzemek vardır. Münafığa nasıl benzemek var? وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Münafıklar namaza kalktıkları zaman tembel tembel namaza kalkarlar. İştahlı iştahlı kalkmazlar. Bu insanın da görünüm itibariyle namaza üşenmiş, hevesli değil, efendim tembel tembel namaza kalkıyor, münafığa benzemiş oluyor. Münafığa benzemek de kötüye benzemektir. Efendim bu da mekruhtur, bundan da kaçınmak lazımdır. Arkadaşlar, işin özü, nefsimiz bizim düşmanımızdır. Onu azdıracak her türlü haramdan sakınmak gerektiği gibi fuzuli mubahlardan da sakınmak lazım. Ancak mektubu mektup gibi okumak lazım. Bu şu demek değildir ki, bir insan bedeninin muhtaç olduğu uykuyu, yiyecek ve içeceklerini veya aktivitelerini yapmayacak anlamına gelmez. Zira ibadetimizi sağlıklı gerçekleştirebileceğimiz pozisyonu, o enerjiyi nasıl yakalayacaksak ibadet niyetiyle onları yakalarız. Yemek yemekse yemek yemektir. İstirahat etmekse istirahat etmektir. Allah'ın izniyle biz, çok büyük hizmetler bekliyor bizi, sizi. Çok büyük hizmetler bekliyor gençler. Cenab-ı Hak hepinize çok güzel hizmetler nasip eylesin. Çok güzel hizmetler bekliyor. Bu güzel hizmetleri ileride gerçekleştirebilmeniz için çok iyi çalışmanız lazım. Bu iyi çalışmayı gerçekleştirebilmek ciddi bir hevese ve iştaha bağlıdır. Bu hevesinizi ve iştahınızı hiçbir zaman kaçırmayacaksınız. Arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik ama ben bir cümleyle şunu söyleyeyim. Gök kubbenin altında, gök kubbenin altında, yeryüzünde sizin tuttuğunuz meslek ve yaptığınız işten daha şereflisi, daha faziletlisi yoktur. Çünkü sizin tuttuğunuz meslek peygamber mesleğidir veya peygamberler mesleğidir. Sizin bu mesleğinizin içerisinde hem dünya var hem de ahiret var. Peygamber mesleğini icra ediyorsanız, bu sadece okumak açısından söylemiyorum arkadaşlar, sadece okumak değil,
okuyup neşretmek, insanlara ulaştırmak, mürşitlik yapmak, insanların elinden tutmak, şeriat-ı garra-i Muhammediyi farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, edebiyle insanlara, gençlere yaymak. Bu maksatla biz okuyacağız. Allah'ın dinine yardım etmek maksadıyla biz bu işi yapacağız. Bu işten daha şereflisi yoktur, bundan daha değerlisi yoktur. Dolayısıyla kararımız bu olduktan sonra, Allah'ın dinini en güzel şekilde yaymak olduktan sonra, arkadaşlar şurasını hiç unutmayın. Bugünkü devrede eğer piyasada 40 tane şeytan varsa 20 sene sonra, 30 sene sonra 400 tane şeytan olacaktır. Yani ilerideki günlerde sizin işiniz daha da zorlaşacaktır. لَا يَئْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنُهُ. Her gelen zaman geçmişten daha kötü oluyor. لَا يَئْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنُهُ. Her gelen zaman geçmişten daha kötü oluyor. Gittikçe kıyamete doğru gittiğimize göre böyle. Mesela bugünkü şeytanlar bizim çocukluğumuzda, sizin yaşınızda olduğumuz dönemlerde bu kadar şeytan yoktu. Şimdi şeytanlar çoğaldı, sizin işiniz zorlaştı. Gerçi şimdi siz okuduğunuz için bizim işimiz zorlaştı. 10 sene sonra, 20 sene sonra mevcut piyasa şartları çok daha değişmiş olacak. Çok daha fazla bizim mesela 20 sene önce, 30 sene önce hadis tartışılmıyordu hadis. Kur'an tartışılmıyordu ama şimdi hadis tartışılıyor. Buhari tartışılıyor. Ehl-i Sünnet tartışılıyor. Yarın ayetler de tartışılacak. Onun için ortam çok kötü bir ortam olacak. Daha kötü ortam olacak. Peki o ortamda siz kendinizi koruyabilmeniz için, mücadele verebilmeniz için ciddi bir enerjiye ihtiyaç var, ciddi bir bilgiye ihtiyaç var, birikime ihtiyaç var. Onun için çok çalışmalısınız. O çok çalışmak için lazım olan hevestir. İşte o hevesinizi kaçıracak ne müzakereler, ne konuşmalar, ne başka duygu ve düşünceler kalbinizde zehir gibidir. Onları çöpe atar gibi atacaksınız. Allah'ın izniyle, Allah'tan yardım isteyerek, Allah'tan hidayet talep ederek, Allah'ım beni en sevdiğin kullar olan alimlerden eyle. İmam-ı Azam Hazretlerinden mervidir. Eğer Allah'ın alim kulları evliya olmasa, o zaman hiç veli yok desene. Yani gerçek veliler, gerçek alimlerdir. İlmiyle amelini birleştirmiş olan insanlardır gerçek veli. Dolayısıyla Allah dostları deyince يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Yani Allah Celle ve Aleyh Hazretleri ne yapıyor? İlim sahiplerini derece derece yükseltiyor. Onun için işiniz büyüktür ve önemlidir. Bu işi gerçekleştirmek için, vazifenizi doğru düzgün yapabilmek için ciddi bir donanıma ihtiyacınız var. Onun için efendim nefsinizin, bedeninizin ihtiyaçlarını vaktinde, zamanında yeterince alın, ifrat ve tefrite düşmeyin. Ama devam eden hayat standartlarınızın içerisinde ibadetleriniz, virtleriniz ve güzellikleriniz olsun. İbadete bıkan, kısa zamanda yorulan, yeter artık diyenlerden olmamak lazım. Bazı arkadaşlarımız ne yapabiliyor? 3 sene, 4 sene okuyabiliyor, yeter artık diyor, sırtını çeviriyor. Bir 5 sene sonra, bir 10 sene sonra, 7 senede, 8 senede elde ettiklerinden avucunda hiçbir şey kalmıyor. Niçin? U dönüşü yapıp başka bir işe döndüğünden dolayı öyle. Şimdi her biriniz muhtelif enerji sarf ettiniz. Bazılarınız 3 senedir bu yoldadır, bazılarınız 5 senedir bu yoldadır, bazılarınız 7 senedir Allah'ın izniyle cennete doğru koşmuştur. Bir U dönüşü yaptığınız zaman 7 sene sonra, 10 sene sonra elde ettiğiniz güzelliklerden çok azı kalmış olur. Çok azı kalmış olur. Çektiğin zahmetler ne olacak o zaman? Tam sonuna doğru yaklaşıyorsun. Yani çok güzel hizmet edecek noktaya geliyorsun. Bir U dönüşüyle beraber şunu Cenab-ı Hakk'a yalvaralım arkadaşlar. Ya Rabbi, kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan ebediyen bizi muhafaza eyle. İçinden hevesi Allah alırsa U dönüşü yaparsın, yuvarlanıp gidersin. Bir şey yaptığını zannedersin. Halbuki kendi kendine kuyuyu kazmış olursun, kuyunu kazmış olursun. Rabbim nefse esaretten her birimizi korusun ve muhafaza eylesin.
İyilikleri ve güzellikleri severek, mütemadiyen onları hayatımızın bir parçası haline getirmeye her birimizi muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan Eshab-ı Hayrat'ın ruhları için, mütevellideki dostlarımızdan, dernekteki kardeşlerimizden, cemaatimizden, bildiğimiz bilmediğimiz hizmetteki gizli kahraman, gizli ve aşikare kahramanlardan, ahirete intikal edenlerin ruhları için, aile büyüklerimizden ve aile bireylerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin de ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.